Cumhuriyet Halk Partisi'nde sevgili Milli İlli Kendi Teşkilatı Milletvekili adayımız Bülent Öz partimizi belediyemize teşrif etti. Kendisi adaylığıyla ilgili size kısa ve öz bir görüşme soracak sanırım. Kendisine bu yolda başarılar diliyorum. Öz olarak en uygun şekilde arkasında gereken desteği vereceğiz. Kerem ağzından bal akıyor. Adayı da yetişmiş. Sen adaydı. Teşekkür ederim. Öncelikle herkese merhaba. Merhaba. Ben belde başkanıma, eski başkanlarıma, meclis üyeme, İbrahim abiye tekrar diğer keyifli vatandaşlarımıza katılımızdan dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. İsmim Bülent Öz. Çan'da oturmaktayız. Çan'da gıda toptan satıcılığı, turizm ve inşaat sektörlerinde ticaret yapmaktayız. Aynı zamanda 8 yıldan beri de Çan Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanlığı'nı yürütmekteyim. Ticaretimizde Çanakkale bölgesinde çalışanlarımızla birlikte Çanakkale bölgemizin İslam'a dayalı katkılarımız karınca kararınca olmakta. Bu bakımdan ben mutluluk duyuyorum. Yıllarca ticarette olduğu gibi siyasette de geçmişi Cumhuriyet Halk Partisi tarihi bir misyondan, bir çizgiden geliyorum. Babam 80 öncesinde eski başkanımız kadar olmasa da 12 yıl Çan ilçe başkanlığı yapmış. Babamın ilçe başkanlığı olduğu dönemde 1974 yılı yerel seçimlerinde Çan'da 27 yıl aradan sonra CHP belediye dosyası olarak kazanılmış. Belediye CHP olarak kazanılmış. Annem de aynı şekilde 80 öncesinde yıllarca kadın kolu başkanlığı, sekreterliği görevlerinde bulunmuş. Annemin aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'ne yazmış olduğu şiirleri, makaleleri bir araya getirerek bir de kitabı var. Dolayısıyla belirttiğim gibi böyle bir misyondan, böyle bir çizgiden geliyorum. Onlar yıllarca bölgemize Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyasette hizmetlerde bulundu. Ben de açıkçası onların başarısını daha yüksek yerlere çıkarmak için, sizlere hizmet etmek için sizlerin huzuruna çıkıyorum. Çünkü onlar gerçekten bu partiye bedeller ödemiş, işini gücünü kaybetmiş babam yeri geldiği zaman ama hiçbir zaman mücadelelerinden ödün vermemiş. Ben de aynı düşünce ve bilinçle bu yollara çıktım ve sizlerin huzuruna çıktım. Ve açıkçası vatandaşlarımın sorunları konusunda, Çanakkale bölgemizin sorunları konusunda sizler adına gece gündüz mücadele edeceğime ben söz veriyorum, ant içiyorum. Biz açıkçası ön seçim beklentisi parti tabanımızda beklenmekte. Bu gerçekten parti tabanımızda bir heyecan yarattığı gibi diğer vatandaşlarımız arasında da ben bir heyecan yarattığını düşünüyorum. Özellikle milletvekillerini vatandaş üyelerimiz seçtiği takdirde Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermekte tereddüt eden vatandaşlarımız arasında da bir heyecan olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla genel başkanımız da aynı şekilde genel başkanlığa geldiğinden bugüne partimizdeki milletvekillerinin vatandaşın kendisini seçeceğini, ön seçimde belirleyeceğini hep söyledi. Açıkçası bu beklenti içerisindeyiz. Bu heyecan içerisindeyiz. Birkaç düşüncemi de paylaşarak toparlamak istiyorum. Hep kendi aramızda dillendiririz. Bir milletvekili nasıl olmalı, bir siyasetçi nasıl olmalı? Siyasetçi şikayetlerimizde hep bu var. Laf üretmesin, proje üretsin, çözüm üretsin. Hep televizyonlardan seyrediyoruz. Bunlar ağız dalaşı yapmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Bizim halimize anlamıyorlar. Düşüncesi içerisindeyiz. Bu şikayetler içerisindeyiz. Dolayısıyla ben bu bilinçle böyle polemik üretmeyen, laf üretmeyen, kesinlikle proje üreten vatandaşlarımızın, bölgemizin hangi sorunları var, ne sorunları var, bu bilinçte, bu yolda olmak istiyorum. Ve açıkçası vatandaşlarımız da bu şeyden bıktı.
Çünkü vatandaşlarımız günlük hayat mücadelesi içerisinde, ekonomik sorunları içerisinde günümü nasıl kurtarabilirim, haftayı nasıl tamamlayabilirim, ayı nasıl geçirebilirim bu düşünce içerisinde. Dolayısıyla sorunlarına çare arıyor, çözüm arıyor. Ben bu bilinçte olmak istiyorum. Ve bu duygu düşüncelerimle de ben Çanakkale bölgesinde vatandaşımın her daim, herkesin vatandaşımın yanında olmak istiyorum. Sokakta olmak istiyorum, bahçede olmak istiyorum, tarlada olmak istiyorum. Alın terinde olmak istiyorum. Yüreklerinizde olmak istiyorum. Açıkçası sizlere umut olmak istiyorum ben. Çünkü ben 2007'de de bildiğiniz gibi partimin 4. sıra milletvekili adayıydım. Bulunduğum sıraya bakmaksızın mücadele ettim. Parti programım gereği nereye gidilecekse gittim. Dolaşmadım, köy belde kalmadı. Hiç sıramdan yoksunmadım. O heyecan içerisinde, partililik heyecanı içerisinde, öyle bir aileden gelen bir heyecan içerisinde mücadele ettim. 2007'de olduğu gibi, ondan daha fazla bir heyecan ve şevkle şu anda yeniden huzurlarınızdayım. Ve ilk önce tabii partimiz, delegelerimiz, üyelerimiz bana bir şans verirse, sizlerin emrinde bir asker gibi hazır kıta olacağıma yeniden söz veriyorum. Ben açıkçası elbette Çanakkale tarihinde yıllarca milletvekillerimiz oldu. Ama ben gençliğimin vermiş olduğu dinamizm ile Çanakkale'de yeni bir öykü yazmak istiyorum. Çanakkale'de tarih yazmak istiyorum. Ve Cumhuriyet Halk Partililik nasıl olur? Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağı nasıl dalgalanır? Ben göstermek istiyorum. Ve bu konuda kararlıyım, azimliyim. Ve sizlerden de tabii bu konuda destek bekliyorum. Benim bölgemizin sorunları nasıl çözülürle ilgili açıkçası kısa bir iki cümlede söyleyerek konuşmamı tamamlamak istiyorum. Elbette sıra belli olduğunda neler düşündüğümü, neler olması gerektiğini ayrıca yine buralara gelip paylaşacağım sizlerle. İnşallah. Ama bir siyasetçi nasıl olmalı, bundan sonraki anlayış nasıl olmalı, sadece seçildikten sonra telefon trafiğinle ya da sözlü olarak değil, buralara gelip örneğin Geyikli'nin ne sorunları var, bunları hep birlikte burada yeniden tespit edip, raporlara döküp, belgelere geçirip Ankara'ya, meclise taşımak istiyorum. Yani bir komisyon oluşturup açıkçası yine burada başkanımızla, sizlerle hep birlikte, diğer kurumlarla, diğer vatandaşlarımızla, az önce de dediğim gibi tarlada, bahçede kimin ne sorunu varsa, bu bölgenin ne sorunu varsa belgelere dökeceğiz, raporlara dökeceğiz, kayıtlara geçireceğiz ve Ankara'da bu işin takibini yapacağız. Bu bile işler olmak istiyorum. Ve dediğim gibi de gerçekten gençliğime ben güveniyorum ve böyle bir aileden gelen biri olarak onların bayrağını daha da yukarılara taşımak inancındayım. Ve sizlere gerçekten tüm samimi düşüncelerimle, yani düşüncelerimde samimi olduğumu lütfen inanın. Sizlerin emrinde olacağına inanın. Bu işi başaracağız. Dolayısıyla ben tekrar belde başkanımıza, eski başkanımıza, meclis üyemize, İbrahim abiye sağ ol, eksik olmasın. Sizleri utandırmayacağım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını başarı yolunda en üst seviyeye taşıyacağım. Ve partilik nasıl olur? Heyecan nasıl yaratılır? Bunu hep birlikte göstereceğiz. Şu. Kendime güveniyorum. Şimdi bir espri var. Ekip arkadaşlarımız kimisi artık yapma diyor. Kimisi yapıyor. Hadi burada da yapayım artık. Şimdi 2007'de 4. sıra milletvekili adayıydım. Beni bilerek dörde koydular diyordum. Arkadan ne kadar öndeki adayları toparlayıp arkadan Ankara'ya götürmek için diye espri yapıyordum. Şimdi de biri istiyorum açıkçası. Bu sefer arkamdakileri sürükleyip Ankara'ya götürüyorum.